Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende alan konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 7'nin çözümünü yapacağız. AYT tarzında bir testimiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. DB ile DC birbirine eşit verilmiş. Hemen o eşitleri göstereyim arkadaşlar. Şu ikisi eşit verilmiş ve benden ADC isteniyor. Bakın ADC üçgenin alanı isteniyor. Hocam ne yapacağız burada? Şekilde 90 derecede özel bir, özel bir açı varsa üçgen alanı taban çarpı tabana ait yüksek böyle giden çıkar tabanın ne burada? 4. 4 tabanına ait yükseklik nereden çizilir? C'den. Hocam o zaman buradan bir yükseklik çizeceğim ve ben bu yüksekliği bulursam olay bitti mi? Bitti. E hocam ikizkenar üçgeni de kullanalım. Tabandan andan bir noktadan kollara çizilen dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşit miydi? Ama ikisi kenarlara ait yükseklikle eşitti. Yani burası direkt 3 artı 2'den 5 yapar. E 4 tabanına ait yükseklik kaç çıktı? 5 çıktı. Alan ADC'de ne olacaktır o zaman? 4 çarpı 5 bölü 2 20 bölü 2'den cevabımız ne çıkar? 10 çıkar arkadaşlar. Evet birinci soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik ikinci soruya. ABC eşkenar üçgen şu bir eşkenar üçgen S1, S2, S3 bulundukları bölen bölgelerin alanları S2 ile S3 eşit verilmiş. Arkadaşlar bu önemli bir nokta bakın. S2 ile S3 birbirine eşitse eğer şu alanla şu alan birbirine eşitse e o zaman arkadaşlar bu direkt yükseklik üzerinde olmak zorunda. Ya orta dikme doğrusu üzerinde olan bir şey ikiş parçaya böler. Zaten bak hocam bu biraz sola kaysa bak, alan küçülüyor zaten. Oradan da anlayabilirsiniz. Neyse tam bu nerede orta dikme. Yani bu orta dikme doğrusu üzerinde olursa birbirinin simetri olursa alanlar birbirine eşit olur. O yüzden bunun devamı da ne olmak zorunda? Eşkenar üçgendeki çizilen yükseklik konumda olmak zorunda. Yani şunlar 30-30 oldu. 30-60-90 üçgeni bu şekilde oldu. S1 bölü S2 2 bölü 11 verilmiş. Hocam burası A iken bu da aynı şekilde açı ortaya oldu mu? Oldu. Alanlar açı ortaya kolları çizilen dikmeleri eşittir. Yani şunlar birbirine eşit. O zaman burada alanı da keş parçaya bölüyor. A alanıysa burası da A alanı. S2 dediğimiz 2 A ise S1 dediğimiz 2 A ise S2 dediğimiz kaç A'mış arkadaşlar? 11 aymış O zaman burası 11 A hatta burası da 11 A mı oldu? Evet. Şimdi ne yapacağız? 30-60-90 30 60 90 sonra df bölü de isteniyor bizden df bölü de isteniyor bizden düşünüyorum şu anda yani burada şeylere mi dalsam Vallahi direkt şey yapalım arkadaşlar isterseniz bakın şu üçgenle şuradaki büyük üçgen benzer değil mi arkadaşlar benzer ya benzerlik alan ilişkisi var burada. Benzerlik oranı kaç burada bak bakacak olursanız hocam Alanlar oranı kaç? Şu üçgende A iken büyük üçgende ne? 12A yapıyor. A artı 11A'dan dolayı. Hocam 1 bölü 2 alanlar oranı. Benzerlik oranın karesi alanlar oranı eşit olduğundan alanlar oranın karesi de benzerlik oranı eşit olacaktır. Yani 1 bölü kök 12. Yani 1 bölü 2 kök 3 yapacaktır benzerlik oranı. E o zaman burada 30'un karşısına 1 dersem 30'un karşısı e, büyük büyük ne olacaktır arkadaşlar? Çünkü bu üçgenle büyük üçgen birbirine benzer ya birbirine benzer olduğundan dolayı buraya bir dersem 30'un karşısında büyük üçgen 30'un karşısı 2 kök 3'tür. E o zaman burası da 2 kök 30'un karşısı 1 iken 90'ın karşısı nedir? 2'dir. 30'un karşısı 2 kök 3 60'ın karşısı kök katından dolayı 6'dır. Evet şuradaki uzunluk 6 olacağından dolayı arkadaşlar yani tamamı 6 olacağından buraya ne kaldı? 4 kaldı. Evet df. df neredesin? 4. 4 bölü de uzunluğu isteniyor. 1 isteniyor. bizden. Cevabımız da ne yapar? 4 yapar. Evet bu 30-60-90'la büyük üçgendeki 30-60-90'a benzer yaptım. Yani benzerlikten yaptım. İsterseniz direkt 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı köküç deyip 1 çarpı köküç bölü 2 a'ya eşit işte deyip sonra 12 a'da bilmem ne çarpı bilmem ne bölü 2'den de yine sonuca ulaşabilirdiniz. Ama benzerlik yapmak istedim orada. Sanki daha hoş oldu. Çünkü benzerlik alan ilişkisi daha güzel. Burada daha mantıklı geldi bana. Evet ikinci soruyu ne bulduk? Edremit bulduk. Geldik üçüncü soruya. Aşağıdaki çizimler yapılıyor. Evet bir ABC üçgeni. Çizelim bakalım bir ABC üçgenini arkadaşlar. Şöyle boşluk bulduğumuz yere. Evet A, B ve C üçgen çizdik. AB üzerinde AE. AB üzerinde AE eşittir 3 birim. EB eşittir 4 birim. Evet şurası. AE 3 burası da EB'nin uzunluğu 4 bir, birim olacak şekilde bir D noktası belirleniyor. BC'nin orta noktası da D, BC'nin orta noktası da D. Hemen şu eşittir de yazalım. AEC bölü AEC hemen şunu çizdik. AEC bölü BD e, isteniyor arkadaşlar bizden. Şu. Arkadaşlar alan da açacağız. Ne diyeceğiz hemen burada? Hocam 3'teki alan 3A ise 4'teki alan 4A. Ama tamamı 4A yapacak. Tepe noktası buraya kadar geleceğiz değil mi? Burası 4A. Burası 4A ise bunlar da iki eş parçaya böldüğü için alanı da 2 eş parçaya böler mi? Böler. Yani 2A 2A oldu. Bizden alan AEC isteniyor. AEC yani 3A bölü BED. Bakıyorum o da 2A. O da kaç yaptı? 3 bölü 2 yaptı arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle AEC C bölü 3 bölü 2 yaptı arkadaşlar. Yani cevabımız Akçay oldu böylelikle. Geldik bir sonraki soruya. Oy oy oy. 2'ye 2, 2 kök 3 var. Pisagor yapsanız direkt burası 4 çıkar ya da hocam 2 iken kök katı olmuş. Direkt 30-60-90 üçgende diyebilirsiniz. 30'un karşısı 2 iken 90'ın karşısı kaç yapar? 4. Hocam burası 60 oldu. 60 90 ise burası da 30 oldu. 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısı 4 kök 3. Burası da kök 3 katından dolayı 6 mı yapar? Evet bunu bulduk. Sarı üçgenin dik kenarı 2'ye 2, 2 kök 3. Hemen yazalım. Hocam 2'ye 2, 2 kök 3 ve burası 4. Ve bu 30 60 90 üçgeni. Burası 30 burayı da 60 derece yazalım. Sonra mavi üçgende hocam burası AD uzunluğu 2 kök 3. Burası da kök 3 katından dolayı 6. Bu da 30 60 90 üçgenimi. Evet arkadaşlar. Son durumda C üssü E ve D. C üssü E ve D. Doğrusal olduğuna göre A, y, D. Alan A, y, D nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. İşte buradaki üçgenin alanını bulacağız arkadaşlar. Bu arada şuraya dikkat ederseniz 30'u karşı 2 kökü 90'ın karşı 4 köküç. Yani A, D üssü neymiş arkadaşlar? Hemen yazalım. A, D üssü direkt 2 köküç olduğunu biliyoruz. Eyvallah. Bundan sonra ne yapacağız? Hocam şuradaki dik kullanmam lazım. En azından bir şeyler yapmam lazım. Şuradan bir dik çizecek olursam 90'ın karşısı 2 köküsü 30'un karşısı nedir arkadaşlar? Yarısıdır köküçtür. 60'ı karşısı köküç katından dolayı 3'tür. A burada ne çıktı? Bir kelebek benzerliği çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? Çünkü aynı doğruya dik bunlar. Ya da Z kuralı var hocam diyebilirsiniz. Kelebekteki oran 2 bölü 3. Yani o zaman burası 2K ise burası ne olacak? 3K olacak. Hocam Şuraya bakacak olursak bunun tamamı 4 köküç değil mi? Şöyle bakacak olursanız. Evet 4 köküç. 30'un karşısı 2 köküç. 9'un karşısı 4 köküçtü. E köküçü buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 5K'ya hocam 2 köküç köküç. O zaman buraya da köküç kaldı. 5K eşittir köküç yaptı. K'yı da buradan köküç bölü 5 bulduk arkadaşlar. E o zaman burası ne yaptı arkadaşlar? 3K 3 köküç bölü 5 mi yapacak? Evet 3 köküç bölü 5 yapacak. Arkadaşlar 3K ve yani 3 kök 3 bölü 5 burası. Kök 3 de burası. Topladığın zaman kaç yapıyor şuradaki uzunluk? Bakın çünkü bu tabana ait yüksekliği bulmam lazım. Üçgenin alanı soruluyor bana. Şu 3 kök 3 bölü 5 ile kök 3 toplarsam 8 kök 3 bölü 5 yapar. 8 kök 3 bölü 5 taban yükseklikte 3. O zaman alan ne yapacaktır? 8 kök 3 bölü 5 çarpı yüksekliğimizde 3 bölü 2 yapar arkadaşlar. 4 kere 3 12 12 kök 3 bölü 5 diye buluruz cevabı arkadaşlar. Yani cevabımız ne çıktı arkadaşlar böylelikle kaçın soru? Dördüncü sorun cevabı böylelikle balıkesir çıktı geldik 5'e. Paralel doğrular var alan kaydır kardeşim şu taban sabit tut bunu getir buraya. Alan değişir mi değişmez bu buraya geldi mi geldi. Hocam şunu da kaydırayım şu tabanı sabit tut bu tepe noktasında getir buraya. Bu alan değişir mi arkadaşlar değişmez buraya geldi. E şuradaki alan da ayıp olmasın. Hepsi yan yana gelsin. Tepe noktasını al. Buraya getir. Bu alan değişir mi arkadaşlar? Değişmez. Evet. Taralı alanlar toplamı. Yani şunun şunun şunun. Şunun toplamı ne oldu? Bu buraya geldi. Bak bu kırmızıya geldi. Bu maviye geldi. Bu da siyaha geldi. Şurası yaptı toplam alan arkadaşlar. Boyalı alanlar toplamını zaten 12 demiş. Üçteki alan 12 ise. 4'te kalan direkt kaç katır? Bakın 4 katı 4 katı. O zaman burası 16 mı yapar? Evet, alan ABC isteniyor. Şunlar paralel ya. 4'e 3 alan var. Hocam burası 4 enken, burası 3'endir. Şimdi 4'enden 3'ene alan dağıtacağım. 4'endeki alan 28 ise 7 katı 7 katı. O zaman burası da 21 yapar arkadaşlar. Yani 12, 16 ve 21'in toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? 49 yapar. Evet, 5. soruyu böylelikle ne bulduk arkadaşlar? Akçay bulduk. Gençler Evet böylelikle 5. sorunun cevabı akçay oldu. Geldik 6. soruya. Evet sinüs alan formülü mü yapacağız? Vallahi hiç sinüsle minüsle uğraşamam. Kusura bakmayın. Şu üçgenin alanı isteniyor benden. Bu üçgenin alanı nedir? Hocam 120 derece var. Şöyle yapabilirsiniz. Şuraya A deyip buraya B deyip A çarpı B çarpı sinüs. Ya da X Y diyelim fark etmez. X çarpı Y çarpı sinüs 150 bölü 2'den sonuca ulaşabilirsiniz. Ama ben öyle yapmam. Dur bakalım. Soruda ne diyor? Öncelikle o verilen bilgilere bakalım. BAD açısıyla yani şuradaki açıyla DBC açısı, DBC açısı şuradaki açı birbirine eşit. Evet alfa ise alfa. Alfa 75 üçüncü açı çift çizgi dersem alfa 75 üçüncü açı burada da çift çizgi oldu mu? Oldu. Açıları boş boşuna eşit vermemiştir. Açılara dal diyor sana. Daldım. Dalınca ne çıktı? Şu üçgenle şu alttaki üçgen benzer mi çıktı? Evet. Ama öncelikle bizden ne isteniliyor? Alan isteniyor. Alana bakalım. Hocam 150 derece var ya 150'nin nesi özeldir? Hocam buradaki 30 özeldir. 180'e tamamlayarak. Hep böyle 150 gördüğüm zaman dış açısı benim için önemli oluyor. Sizin için de olsun. Hop çekersiniz bir 90 derece. 90'ın karşısı x ise burası x bölü 2'dir. Alan no, op, ne yapar arkadaşlar? Tabanın y iken yüksekliğinde x bölü 2 yaptı. y çarpı x bölü 2 bölü 2. Yani bu x y bölü 4 bir yaptı arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim şuraya. Hocam şu üçgenin şu üçgen ile şu üçgen benzer. Benzerliği uygulayalım. İşin içinde x olacak bir kere. Bir de 6 vermiş arkadaşlar. Şurası da 6. İşin içinde 6 da olacak. O zaman 6'yı katalım. Alfanın karşısı 6'nın. Buradaki üçgen de alfanın karşısı. Y'ye oranı eşittir. Şuraya gelelim. Çift çizginin karşısı. X'i katacağım. X bölü. Çift çizginin karşısı. Bak burada da ne yaptı? 6'yı oranı. Aa buradan ne geldi? X çarpı y'yi 36 bulduk. E bizden ne isteniyor? Alan isteniliyor arkadaşlar. Alan dediğimizde x çarpı y bölü 4'tü. Verilen her bir bilgiyi kullanınca cevap çıkıyor mu? Çıkıyor. Yani x çarpı y bölü 4'tü. x çarpı y'yi 36 bulduysak 36 bölü 4'ten cevabımız 9 çıkar. Ha siz ilk önce benzerlikten bunu bulup sonra x çarpı y çarpısını 150 bölü 2'den yapabilirdiniz. Yani şunu yapmak zorunda değildiniz ama ben dayanamayıp ne yapıyorum? Tabii ki taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'den sonuca ulaşmaya çalışıyorum. Evet 6. soruyu akçay bulduk arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Hmm. bir çizim. ABC üçgeninde BC kenar üzerinde alınan bir D noktasında arkadaşlar bir ABC üçgeni çizelim şöyle. ABC desek buradan bir D noktası alacakmışız. Sonra AD ile AC dikmiş. Ne? AD ile AC dikmiş. Arkadaşlar AD'yi çizince AD ile AC dikmiş. O zaman biraz daha geniş çizeyim ki daha sağlıklı olsun değil mi arkadaşlar? Evet biraz daha geniş çizeceğim daha sağlıklı bir çözüm o için için. Evet şöyle bir geniş bir üçgen çizdim arkadaşlar. ABC'yi hemen yazayım şuraya. A, B ve C'yi yazdım. Sonra diyor ki bana ne diyor? BC üzerinden bir D noktası al diyor. A, D ile A, C dik olsun diyor. Bir D aldım. A, D ile A, C de işte böyle dik oldum arkadaşlar. Oldu. B, A, D açısını 45 derece vermiş mi? Vermiş. E hocam burada kaç kaç derece? Neyse dur bakalım. AB uzunluğunu kaç verdi? 6 verdi. A, de kaç verdi? 4 kök 2 verdi. Şimdi bana diyor ki ABD üçgeninin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar. Size şu 45'in mantığını şuradan dik çizerek kullanabilir miyim? Hayır şuradan dik çizerek kullanabilir miyim? Aslında kullanabilirim ya. Değil mi arkadaşlar? Evet kullanabilirim. Kullanabilirim. Ya farklı bir şey. Düşünürken farklı bir şeyle karşılaştım. Dur bakalım ilk önce 45'in mantığını kullanmaya çalışayım. Hocam şuradan dik çizince olmaz. Buradan dik çizeceğiz. Buradan dik çizince 90'ın karşısı 6 ise burası ne olacaktır arkadaşlar? kök 2'ye bölünmüş hali. Kaç yapıyor? 3 kök yapıyor. Aa hocam burada bir kelebek çıktı. Kelebekteki oran 3 kök 2'ye 4 kök Çünkü aynı doğruya dik ikisi de. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? Burası 3'e yani 3K'ya burası ne olacak? 4K olacak. E hocam burası 3K'da kalan 3A ise 4K'da kalan 4A değil. Toplamda şuradaki alan nedir? 7A neye eşit? 6 çarpı 4 kök 2 çarpı sinüs 135 bölü 2'den ulaşabilirsiniz. Ama bence gerek yok. Ama ben farklı bir yoldan daha yapayım. Bu yol anladınız arkadaşlar. Burada 135 derece var mı? Var. 135'in nesi özel arkadaşlar? Hop şuradaki 45'e özel. E bu 45'i kullanayım o zaman ben. Ama burada 45'i kullanınca şöyle bir şey. Burası ne oluyor? O zaman bu alanı bulurken sıkıntı yaşayacağım ben. 90'lar ayrı ayrı yerlerde oluyor. Burası 4, burası 4 mu oldu? Evet. E şimdi 4, 4, 4 kökü. E burada herhangi bir oran bulamıyorum maalesef. O zaman burada bir işlem yapmalıyım arkadaşlar. Bir de iki taraflı düşüneceğiz ya. Ya buradaki 45 önemli ya da buradaki 45 önemli. Bakalım şuradaki 45'i kullanabilir kullanırsak daha mı güzel çıkacak? Hocam 90'ın karşısı 6 köklü ise 6 ise bunlar ne olacak? 3 köklü 3 köklü olacak. Evet böyle daha güzel çıktı arkadaşlar. Şimdi bunlar ne oldu? Birbirine paralel oldu değil mi? Evet paralellikten dolayı arkadaşım burada 3 kökkiye 4 kökki varsa burada da 3 ene 4 en oran var mıdır? Vardır. E o zaman hocam burası 3'endeki alan 3A ise 4'endeki alan 4A mıdır? Evet. E toplam 7A alanını bulabilir miyiz? Bulabiliriz. 7A alanı neye eşit? Hocam toplam 7A alanı bakın bu 4 kökye ait yükseklik B'den çizilen değil midir arkadaşlar? 3 kökke değil midir? Evet. 7A alanı 4 kökke çarpı 3 kökke bölü 2. Farklı yollarla da yapabilirsiniz tabii ki. Sinüsten üstten yapabilirsiniz ama direkt 4 kökke ait yükseklik var zaten arkadaşlar büyük üçgende. E buradan ne çıktı arkadaşlar? Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. Aşağıdaki 2 ile sadeleşti. A da neye eşit oldu? 12 bölü 7'ye eşit oldu. Ama bizden ne isteniyor? 3 A isteniyor. 3 çarpı 12 bölü 7'den cevabımız ne çıkacaktır? 36 bölü 7 çıkacaktır. Birinci yolda anlattık. İki yolda anlattık arkadaşlar bu soruyu. E, ilk i̇lk yolda 45'in mantığını kullanaraktan çıkıyor. İkinci yolda da yine güzel burada 45'in mantığını yani 135'in mantığını kullanarak çıkıyor. İstediğiniz yoldan yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet 7. soruyu böylelikle Edremit bulduk. Geldik 8. soruya. ABC üçgeninde verilen boyalı bölgelerin alanları eşit olduğuna göre. Evet alan dağıtacağız arkadaşlar. Şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Ee, burada x'e 1 oran varsa burası x'in k katıysa burası da 1'in k katından dolayı k mıdır? Evet. Hocam alanları dağıtmaya başlayalım. K'daki alan a ise bak k a yazdım. O zaman x k'daki alanda k a yazarsak x a mı yapar? Evet. E hocam taralı alanlar birbirine eşit verilmiş. O zaman burası da x a mı? Evet. E şimdi şuna bakacak olursan tabanlar oranında alanlar oranına eşit değil midir arkadaşlar? Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde. Evet. Yani x bölü 1 neye eşittir? x a artı a x a artı a bölü x a'ya eşittir. Hocam x bölü 1 dediğimiz yani a parantezini aldığımızda x artı 1 bölü x a'ya eşit oldu. A'lar gitti işler dışlar. x kare eşittir. x artı 1 yaptı. x deniliyor bizden arkadaşlar. E o zaman burada düzenleyelim. x kare eksi x artı eksi 1 eşittir 0 mı yaptı arkadaşlar? Çarpanları ayıracağım ama ayrılmıyor. O zaman ne yapacağım? O zaman mecbur diskriminantta yapacağız arkadaşlar. Diskriminant delta dediğimiz b kare eksi 4 ac. Yani burada a dediğimiz kaç? 1. b dediğimiz eksi 1. c dediğimiz de eksi 1. Diskriminanttan yapalım. B kare eksi 4 ac. B kare eksi 4 ac. Yani ne yaptı arkadaşlar? B kare eksi 4 ac. 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 1'den. Delta'yı kaç bulduk arkadaşlar? Delta'yı 5 bulduk. O zaman x1 2 kökümüz neydi? Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a değil miydi? Evet. Eksi b dediğimiz b eksi 1'di. Yani artı 1 yaptı. Artı eksi kök delta dediğimizde kök 5 bölü 2 çarpı 1'den dolayı 2a yani a dediğimiz 1 olduğundan dolayı ya kökümüz 1 artı kök 5 bölü 2 ya da bir kökümüz 1 eksi kök 5 bölü 2 ama uzunluk negatif olamayınca andan 1 eksi kök 5 bölü 2'yi alamam cevabımız 1 artı kök 5 bölü 2 yapar yani cevabımız ne yaptı arkadaşlar Ceyhan çıktı böylelikle evet 8. soru Ceyhan oldu geldik 9. soruya Tabanı D'ye doğru silahat dik kesilecek biçimde konumlanan ABC x kenar biçiminde biçimdeki kağıt eşit kenarların orta noktalarını birleştiren D'ye boyunca kesiliyor. Evet ikiz kenar eşit kenarların orta noktalarından namış böyle kesilmiş. Sonra yani ikiz kenar ya o zaman bunlar ikiz kenar demek istiyor bize. Devam edelim ne diyor ondan sonrasında. Sonra küçük parça E köşesi doğru üzerine gelene kadar ok yönünde öteleniyor ve aşağıdaki görüntü oluşuyor. Evet böyle ötelenmiş arkadaşlar. Bu aşağı doğru ötelendi. Bu nokta buraya geldi. Önceki şeklini bir çizelim mi arkadaşlar? Şöyle çizelim tabii ki. Bu böyleydi. Eski hali böyleydi. Ve eski halini şöyle yazalım isterseniz. Şunlar birbirine eşitti. Şunlar da birbirine eşitti. E, sen buradaki noktayı buraya getirdin. E, buradaki nokta nereye geldi? Buraya geldi. Yani bu A birim aşağı indiyse bu da A birim aşağı mı inecek? Evet. Hocam bu da böyle A birim aşağı mı inecek? Aynen öyle. A birim aşağı indi burası da. E hocam burası da A birim aşağı indiyse ee, bu üçgenler aynı üçgenler değil mi? Şu evet. Şu da çift çizgimi olacak arkadaşlar. Evet. Bakın şurada ne oluştu? Şu kalem aşağı doğru şöyle indi. Birbirinin paralel değil mi? Aynen öyle. Hocam bu da zemine dik, bu da zemine dik olacak şekilde aşağı indiği için hatta şu zemine diki de şöyle göstereyim. Hocam bu şunlar paralel ve birbirine eşit. E, bunlar da eşit ya. Şurası bir paralel kenar. Tamam. Buradan paralel kenar işime yaramadı ama şunu yapayım. Şurası da Hocam şurası da nedir? Şunlar birbirine eşit. Burası A iken burası 2A değil mi? Aynen öyle. Bakın dikkat. Şurada da bir ortaban oluştu. Şunlar birbirine eşit. Bunlar da paralelse A ise burası ne olacak? 2A olacak. Burası da A mı oldu? Evet. E hatta şurası A'nın A olması dikkatimi çekti. Şunu şöyle çizecek olursam burada bir dikdörtgen oluşur. Hem bunlar birbirine eşit hem de paralel. Paraya kenar yani dikdörtgen oluştu burada. O zaman burası ne oldu? 90 derece oldu. İkiz kenarda çizilen yükseklik olduğu için iki eş parçaya bölecek mi arkadaşlar? Bölecek. Yani A iken burası da ne oldu o zaman? A oldu. A olay bitti o zaman. Burayı da A buldu. Ben buraya B diyecektim ama kendiliğinden A geldi burası. Dikkat edin yukarıda şurayı 2A buldum. Orta tabandan dolayı burası 4A mı olur? Evet. O zaman burada da şuraya bir 4A yazalım arkadaşlar. Şuradaki bilgileri girelim. Burası 4A şurası A. Sonra ne yapacağız burada arkadaşlar? şunlar birbirine eşitken bunlar da birbirine eşit değil midir? Şunlara haş haş diyeyim isterseniz. Şimdi burası haş burası da haş. Şu üçgenin alanı isteniliyor bizden. Hocam şu üçgenin alanı da tabanımız A yüksekliğimiz de şuradan çizilen yükseklik değil midir? Yani burası H. Bizden alan AEC şurası isteniliyor. Bu tabana ait de şöyle dikdörtgenden dolayı H mıdır burası? Evet yani 4A çarpı H bölü 2 bölü şu üçgenin alan isteniyor. O da tabanımız A. Yüksekliğimiz de H olduğu için A çarpı H bölü 2 değil midir? A H bölü 2'ler birbirini götürdü. Cevabımız da böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 4 çıktı. Evet kaçıncı soru? 9. sorunun cevabını böylelikle Denizli bulduk. Ve geldik 10. soruya. Bir ABC üçgenin kenar orta noktalarını köşe kabul eden üçgen ile ilgili. Arkadaşlar bir üçgen çiziyorum şöyle. Orta noktalarını köşe kabul eden üçgenden bahsediyor. Yani şuradaki üçgen şöyle bir üçgen olsun arkadaşlar ve şunlar birbirine eşit, bunlar birbirine eşit, şunlar da birbirine eşit verilsin arkadaşlar. Hatta sanırım bu bana lazım olacak. Şöyle bir kopyalama işlemi de yapayım isterseniz. Şimdi bana diyor ki çevresi ABC üçgenin çevresinin yarısıdır. Şu ort tabandan dolayı arkadaşlar burası A iken burası 2A mıdır? Evet. E, çünkü Bunlar birbirine eşit, bunlar birbirine eşit. Burada da bir ort taban çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Burası B iken burası 2B'dir. Hatta burası C iken burası da 2C midir arkadaşlar? Evet. Niye? Çünkü bunlar eşit bunlar eşit orta tabandan dolayı. Dolayısıyla gerçekten de çevresi ABC üçgenin çevresinin yarısıdır. Bunun çevresi A artı B artı C. Büyüğün çevresi 2 artı 2B artı 2C. Birincisi doğru mu? Doğru. İkincisine bakalım arkadaşlar. İkincisi de ne diyor? Alanı ABC üçgeninin yarısıdır. Hayır kardeşim. Şimdi burada kalan A iken burası da A'dır. Burası da A'dır. Burası da A'dır. Yani tüm alan nedir? 4A'dır. E hocam tam böyle orta olduğunu da diyebiliriz. Aslında ispatlayayım. Başka türlü bir ispat yapayım isterseniz. Taban çarp yüksek bölü 2'den yapabilirsiniz. Bakın şunlar birbirine paralel değil mi? Paralel. Ben şuradaki alanın ispatlamaya çalışacağım. Hocam iki paralel doğru arasında bir üçgen olduğu için şunu al. En köşeye kaydır. Bu alan değişir mi? Değişmez. İşte burası da A'dır. Çizideki alan A ise çizideki alan A'dır. Çift çizideki alan 2 A ise çift çizideki alan 2 A'dır. Tüm alan 4 A mı yaptı? Evet. Burası A iken tüm alan 4A yaptı. 4'te 1 olacak arkadaşlar. O yüzden 2 yanlış. Herhangi bir köşesi bulunduğu kenar üzerinde başka bir noktaya taşındığında alan değişmez. İşte ben burada yaptım bunu arkadaşlar. Herhangi bir köşesi bakın herhangi bir köşesi bulunduğu kenar üzerinde başka bir noktaya taşınırsa bunu aldım buraya taşıdım. Ama tepe noktası buraya geldi taban aynı kaldı. Bu alan değişiyor mu arkadaşlar? Değişmiyor. Çünkü karşılıklı kenarlar paralel olduğundan dolayı biz bunu alan kaydırma diyoruz. O zaman üçüncüsü doğru olmuş oldu. Cevabımız ne yaptı o zaman? 1 ve 3 yaptı. Böylelikle 10. sorunun cevabında Balıkesir bulduk. Ve bu testi de test 7'yi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. ÖSYM tadında sorular kısmına geçiyoruz. Birincisinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.